Efendim herkese merhaba. Ben Onur Yer. Yepyeni bir aşk mı para mı soru cevap videosuyla daha sizlerle beraber olmanın haklı kıvancı ve gururu içerisinde yanıp tutuşuyorum. Her hafta olduğu gibi bu haftada lise ve üniversite öğrencilerinin kariyer planlama ve gelecekleriyle ilgili belirsizlik üzerine yaşadıkları bu stres üzerine sordukları sorulara bu videolar aracılığıyla cevap vermeye devam ediyorum. Bu hafta çok güzel bir sorumuz var. Ankara'dan Çağla bize bir soru göndermiş ve bu haftaki soru cevap videosunu Çağla'nın sorusu üzerine yapıyoruz. Soru gelsin. Diyor ki Çağla, kendimi bulmamda büyük payın var. O yüzden şimdi hayatımın başka bir yol ayrımında yine sana geldim. 22 yaşındayım. Ankara hukukta okuyorum. Çok kararlı bir şekilde geldim buraya. Severek de okuyorum. Ama bitişe az kaldı. Ne olacağım ben soruları dönüyor kafamda. Nerede yaşayacağıma nasıl karar vereceğim? Eskişehirliyim. Dönmeli mi? Yoksa Ankara'da mı kalmalıyım? Bilmiyorum. Bu birçok öğrencinin kafasında bir sorudur. Okuduğum şehirde mi kalmalıyım? Memlekete mi dönmeliyim? Bakalım ne, de, ne diyor devamında. Parasal anlamda baktığımda iyi bir başlangıç için hakimlik ağır basıyor. Ancak şehir şehir gezmek beni yorar mı bilmiyorum. Ailem olacak ileride. Şu anki erkek arkadaşım. İşletme okuyor mesela. Onu sürükleyemem kendimle. Mesleğimin hayatımı paylaşacağım insanı veya özel hayatımı etkilemesini istemiyorum. Özgür bir sosyal hayatım olmayacak gibi eğer hakim olursam bunu kaldırabilir miyim bilmiyorum. Avukat olsam her yer avukat dolu. O savaşı kazanabilir miyim bilmiyorum. Parasal anlamda beni doyurur mu iyi bir avukat olabilir miyim Bilmiyorum. Yapmak istediğim çok şey var. Gönüllü çalışmalar, hukuk alanında mesela. Başka hayallerim de var. Yabancı ülkeler görmek, gezmek gibi. Ama bunlar için de para lazım. Bilmiyorum. Çok para kazandıracak meslek beni mutlu eder mi? Mesleğime sadece para olarak bakmak istemiyorum ama bunları düşünmeden de edemiyorum. İki mesleği de çok iyi yaparım aslında. Ama neye göre karar vermeliyim? Ne olacağım ben? diyor sevgili yavrumuz Çağla Ankara'dan. Evet gördüğümüz gibi Çağlar'ın kafası bayağı bir karışık. Bakın şimdi ben şunları e, ekstra not aldım kendime. Çağlar'ın ikilemde kaldığı durumlar. Ankara mı, Eskişehir mi? Hakimlik parasal olarak iyi görünüyor ancak şehir şehir gezersem yorulur muyum? Erkek arkadaşımın peşimden sürükleyemem. Yani burada şu var. Erkek arkadaşıma göre seçim yapmalı mıyım? Ya da yapmalıyım ya da kendime göre seçim yapmalıyım? Erkek arkadaşımına uymalı gibi pek çok şey var altında. Mesleğim özel hayatımı etkilesin istemiyorum. Avukat olsam her yer avukat kanıyor. O savaşı kazanamam. Yani avukat olsam mı, olmasam mı? Avukatlık beni parasal anlamda doyurur mu, doyurmaz mı? Hayallerim araba bunlar için para lazım ya da lazım değil mi? Çok para kazanarak kazanacak meslek beni mutlu eder mi, etmez mi? Ne? Gözlerimi takip ediyor musunuz? Ne, neye göre karar vermeliyim? Ne yapacağım? Ya yani ko mailin konusu çok güzel. Ne olacağım ben? Onur. Çok güzel. Peki. Hazır mısın Çağla? Cevaplamaya başlıyorum. Diyorum ki ben Madde madde gidelim. Madde madde cevaplayayım. Ancak öncesinde kararsızlık ve seçim yapmakla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hayatımızın çoğu verdiğimiz kararlardan oluşur. Bazılarını refleks olarak uygularız. Mesela günlük hayatımızda yaptığımız pek çok alışkanlık zamanında verilmiş kararlardan oluşuyor aslında. O yüzden günlük hayatımızda pek çok karar veririz. Hem yeni kararlar hem alınmış kararları uygularız. Yani yaptığımız seçimler hep hayatımızı etkiliyor. Şimdi seçimlerimizin de bir kısmı çok kolay, bir kısmı çok zor. Mesela ekmeği mi portakal reçelimi sürmeliyim, çilek reçelimi denemeliyim. Mesela ilk defa bir yerde oturuyorsun, denemek istedin. Bu da bir seçim değil mi? Hani avukatlık mı, hakim mi? İkisinin arasında kaldın. Portakal reçelimi, çilek reçelimi. Şimdi avukatlık seçmekle alakalı ya da hakimlik seçmekle alakalı yaşadığın endişeler ve korkular o kadar yoğun ki çilek mi portakal mı bu seçimin yanında hiçbir şey. Çileği seçsem ne olur beğenmedim ekmeği koyarım kenara portakalı sürerim portakallı, portakallı ekmek yerim. Ne fark eder ki benim için? Ama avukatlık seçtim bir yola girdim tekrar hakimliğe dönmek vay. İşte evlilik kararı verdim sadece senin için söylemiyorum herkesin evlilik kararı verdim ya mutlu olmazsam vay büyük bir şey. Başka bir şey karar verdim. Şehir değiştirdim. Ankara mı Eskişehir mi? Ya Ankara'da mutlu olmazsam oradan tekrar Eskişehir ya da Eskişehir'e taşındım. bir daha Ankara'ya geçeceğim. Ya da Ankara'dan da memnun olmam. nereye taşınacağım? Büyük işler bunlar değil mi? Böyle buralarda yük, 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 yük. Şimdi bu kadar ağırlığın altında omuzların yüklü yüklü dururken böyle bol bol korkular, baba baba endişeler dururken keyifle, heyecanla karar verebilmek Kalbimin sesini duyabilmek. Ya da akışına bırakıp hayatın, yaşamın önüme ne getireceğini merakla beklemek ve seçimleri biraz da akışına bırakarak yaşamak çok mümkün olmuyor. Sana şöyle bir şey söyleyeyim Çağla. Ben üniversiteyi bitirirken radyoculuk yapmaya karar verdim. Meslek seçtim. İstanbul'a geleceğim. Ama işletme okudum. İşte işletme okurken başka bir şey yaptım falan. Belki programda da anlattım. Denk gelmişsindir. Ee, radyo programı yapmaya karar verdim. Radyoculuğa başladım. Başladıktan sonra dedim ki tamam artık ben bunu meslek olarak yapacağım. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Bak bunların hepsi karar. İstanbul'da başarılı olacak mıyım, olmayacak mıyım? Radyoculuk mesleğine devam edebilecek miyim? İstanbul piyasası beni kabul edecek mi? Yapmak istediğim diğer işler var. Dublaj, oyunculuk, işte vesaire vesaire. Televizyonda bir şeyler yapmak istiyorum. Bunlar olacak mı, olmayacak mı? Hiçbirisini bilmiyorum. Sadece kalbimin sesini dinledim. Para kazanacak mıyım? Kazanmayacak mıyım? İstanbul'da tutunabilir miyim? Orada nasıl yaşayacağım? İşte ablam o zaman bir evde oturuyor. Öğrenciydi o da. Ee, onun yanına gideceğim. Ne bileyim ablam bundan hoşlanacak mı? Birlikte yaşayabilecek miyiz gibi İstanbul'a gidiyorsun ve o zamanlar 11 Eylül olayları olduğu İstanbul'da dünyada kriz koptu. Medyadan yüzlerce yüzlerce insan çıkartılıyor. Ben öyle bir ortamda İstanbul'a geldim. Nasıl geldim biliyor musun? Hiç kafamda endişe yoktu. Bir ikilem yoktu. Çok iyi biliyordum ki ben bu mesleği yapmak istiyorum. Çok iyi biliyordum. Çünkü yaptığım şeyden çok memnundum. O dediğim gibi tek tekrar ediyorum aynı şeyi. O meslek bana bir şey getirecek mi? Öyle olacak mı? Böyle Hayır. Sadece mutluluğumun peşinden gittim. Keyif aldığım şeyi ömür boyu yapmak üzere İstanbul'a geldim. Ve dublaj, işte oyunculuk vesaire gibi pek çok daha önce denediğim ve hayatım boyunca yapmaktan keyif alacağım işleri yapmak için buraya geldim. Bak bazılarını bıraktım arkamda bazı işlerimi zamanla. Düşündüğüm gibi olmadı. Yaptım, denedim. Bir süre mutlu oldum, keyif aldım. Bir süre sonra bıraktım. Biliyorum insanın dediğim gibi bu, bu kadar çok korku ve endişesi varken bir karar vermesi kolay bir şey değil. Ancak Ankara mı Eskişehir mi? Hakimlik mi? Avukatlık mı? Erkek arkadaşım onunla mı olacak? Böyle mi oluyor? Şimdi bunların hepsine şu anda karar verip de geleceğini ipotek altına alabilir misin? Mümkün mü böyle bir şey? Yani yaşamı kilitledin önümüzdeki 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca falan. Bir şey söyleyeyim mi Çağla? Mesele karar vermek değil biliyor musun? Mesele kararsız kaldığımda neden kararsız kaldığımı anlayabilmek. Şimdi bazı şeyleri biz bilemeyiz. Ben İstanbul'a gelirken oyunculuk seç işte yapmak dublaj vesaire televizyon bunlar beni mutlu edecek mi etmeyecek mi İstanbul'da olacak mı olmayacak mı? Hiçbirini bilmiyordum. Tahmin ederek geldim. Bir takım yaptığım ve beni mutlu eden şeyler vardı. Onları baz alarak dedim ki bu diğer yapacaklarım ve yaşayacağım bu şehirde beni mutlu edebilir. Mutlu olanlarla yoluma devam ettim. Beni mutlu etmeyenlerle yolumu ayırdım. Biliyorum çok zor geliyor bir şehir seçtikten sonra başka bir şehre gidecek olmak. Bir birini hayatına alma aldıktan sonra vazgeçecek olmak. Bir mesleğe yatırım yaptıktan sonra dönmek. Hayır. Mesele hayatım boyunca verdiğim seçimlerle birlikte yaşamak değil. Mesele kendimi tanımak bu süreçte benim neyin mutlu ettiğini ve edeceğini anlamak. Mesele yaptığım seçimlerden dönebiliyor muyum? Dönemi dönemiyor muyum? Esnek miyim? Cesaret edip başka bir yönet kendimi döndürebiliyor muyum? Bunları fark etmek. Aslında yaşama kendisi hem kendimi hem yaşama anlamak için var. Biliyor musun avukatlık, hakimlik, işte radyoculuk, evlilik, aile, eş, dost, akraba, işte ev almak, araba satın almak hayat bunlardan ibaret değil. Bunlar hayatı ve kendimizi anlamak için araçlar. Bütün bir evren ben radyoculuk yapayım diye kurulmuş olabilir mi? Bu bütün bu sistem sen avukatlığı mı seçeceksin, hakimliği mi seçeceksin endişesi için kurulmuş olabilir mi? Mesele bunların içinden ne anlayacağım benim. Hangisini seçtiğinin gerçekten hiçbir önemi yok. Eğer bu rahatlıkta olursan ve bu boş vermişlikte olursan emin ol kalbinin sesini daha rahat duyarsın ve emin ol hayatın, yaşamın sana getireceklerini daha rahat görürsün. Biraz da hayata güven. Biraz akışına bırak. <laughs> Aklıma şey geldi. Şelaleye oturun adam fotoğrafı. <laughs> akışına bıraktım. <laughs> Çağla bir şelale bul <laughs> kendine. Şelaleye böyle otur de ki bıraktım ya. Ne seçeceğimi bıraktım. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanların çoğu özellikle gençlik dönemlerinde biz üniversiteye yetiştiriliyoruz ya lise zamanlarında falan böyle. Zaten o zaman bizim endişelerimiz, korkularımız başlıyor. Ne seçeceğim? O meslek mi? Şu meslek mi? Öyle mi olacak? Böyle mi olacak? O şehir mi bu şehir mi? Ya bir korku basıyor bizi. Onu mu seçeceğim bunu? Çoğu zaman korkularımızla seçim yapıyoruz. Ben üniversitelere gidiyorum, soruyorum öğrencilere diyorum ki kaçınız memnunsunuz burada olmaktan? Ödüm? Diyorum %10'u falan el kaldırıyor. Korku ve endişelerle yapılmış seçimler insanı mutlu etmez ki. Ama korkma. Yani ben korkuyla mı seçim yapacağım? Akışına bırakabilirim mi falan filan? Rahat ol. Seçimlerin arkasında dur. Neyi ne kadar yapabiliyorsan, hiç önemli değil. Hiç problem değil. Mesele seçtikten sonra da şuna inan: Ben seçimlerimden mutsuz olduğum zaman bunları değiştirme hakkına sahibim. Kullanırsın, kullanmazsın. O ayrı bir şey. Ama onu unutma. Seçimlerimizden korkmuyoruz biz. Yaşayacaklarımızı değiştiremeyeceğimizden korkuyoruz aslında. Sen yaşayacağını değiştirebildiğine güvendiğinde korkar mısın? Yani portakal reçelini sürdün, elma da var orada. Beğenmezsem elmayı sürerim diye kendine güvendiğinde portakaldan korkar mısın? Korkmaz. Dediğim gibi çoğu zaman hayatın içinde zaten karşımıza çıkıyor neyi seçeceğimiz. Biz onu anlıyoruz, hissediyoruz. Ya gerçekten içinden bir ses diyor ki bu ya da karşına çıkıyor birden diyorsun ki evet buymuş. Mesela ben bu telefon şu anda beni bana kayıt yapan yani bana kayıt yapan ne demekse videolara kaydettiğim telefonu almadan önce YouTube işine girmeye karar verdiğimde aslında o kararı da ben vermedim biliyor musun? Onu da anlatırım uzun hikaye ama o da kendi kendine olan bir süreç. Ee, dedim ki telefon mu değiştirsem, kamera mı alsam kendime? Abone merkezine gittim. Bunları düşünüyorum o sırada. İşte nasıl bir sistem kursam falan filan kendime diye. Ee, sim kartımı değiştirmeye gittim. 4.5G'ye uyumlu olsun diye. Oturdum. Kartımı değiştirirken oradaki görevli çocuk bana dedi ki işte kaç yıllık abonesiniz falan diye sordu. Ben de işte şu kadar yıllık aboneyim dedi ki sizi bilmem nereye kadar krediyle telefon alma hakkınız var dedi. Yepyeni telefonlarımız var çok güzel dedi ve ben o zaman mesajı aldım. Dedim ki tamam benim telefon almam gerekiyor. Gördün mü kararı ben vermedim. Ben sadece bir niyet yaptım. Hatta o da bu işte benim karşıma çıktı. Yani bu YouTube işine ben gireceğim demedim. Birileri söyledi, anlattı, oraya çekti, buraya çekti. Bir baktım YouTube ortamındayım. YouTube ile ilgili eğitim alıyorum. Sonra dedim ki tamam madem bu yola girdim, o zaman bu yola girmişken bu yolda neler yapmam gerektiğiyle ilgili bir şeyler öğreneyim. İşte kameradır, tripoddur, mikrofondur falan filan derken çok kısa bir zaman içinde bütün bu sistemi çözdüm. Çağla. Çok kısa bir zaman içinde. Çünkü akışı takip ettim ve sadece ben akışın bir çalışanı oldum. Ve şimdi şu yaptığımdan da çok mutluyum. Anlatabiliyor muyum? Ve bu yaptığımda şimdi sana ulaşıyorum. Ne acayip. Sanıyorum beni çok iyi anladın, çok iyi anladığından da eminim. İzleyen herkesin de e, anladığından eminim. Çok teşekkür ederim bu soru için. İşte bu yüzden ben soruları seviyorum. E, sabaha kadar da anlatabilirim, konuşabilirim ama e, bazen diyorum ki, ya onlar çok uzun videolar yapıyorsun, İnsanlar o kadar izliyor mu acaba diye ama e, benim için aslında akıp gidiyor. Yani çok farkında değilim ne kadar konuştuğumun. E, i̇çimde bir tatmin olarak kadar sürekli konuşuyorum. Teşekkür ediyorum tekrar sorun için. Ee, arkadaşlar sorularınız için her zaman info@onuryar.com.tr adresine maillerinizi gönderebilirsiniz. Lütfen içinizden ne geçiyorsa sorun ve lütfen bu videolardan keyif aldıysanız, z yaradığını da düşünüyorsanız bunları paylaşın. Arkadaşlarınızla bu tarz problemleri olan, olmayan insan da yok ama onlarla paylaşın. E, onların da haberi olsun. işte onlar da soru göndersinler. Birlikte mutlu yarınlara doğru adımlar atalım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şu üst tarafta benim ana sayfama gideceğiniz link var. Alt tarafta aşk bu paramının soru cevap videolarının hepsini izleyebilirsiniz. Ha bu tarafta da abonelik butonu duruyor. Oraya tık tıklayarak abone olabilirsiniz kanalıma. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Uşaklar haftaya yepyeni bir video ile görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.